Merhaba, ben Denizcan. Bugün yaşadığınız bir olumsuz duyguyu yaptığınız pratik ve anlık seçimlerle nasıl değiştirebileceğiniz ve bu tür olumsuz duygu yaratan insan ve durumlarla ilişkilerinizi nasıl düzenleyebileceğiniz üzerinde durmayı planlıyorum. Umarım bu yayın sizi biraz daha esenliğe, biraz daha pozitif bir yaşama taşır. Şimdi ve burada yaşamınızı daha iyi ve daha güzel olana taşıyacak olanı öğrenmeye ve öğrenerek hayatınızı güzelleştirmeye hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Yaşamda genel olarak olumsuz bir durumdan ya da duygu halinden çıkmak için seçim eğilimimiz İyi gelmeyen, öfkelendiren, inciten birisiyle görüşmeyi kesmek ya da hayatınızdaki yerini en az etkisi olacak şekilde düzenlemek oluyor. Bu yapabildiğiniz ölçüde duygusal, zihinsel sağlığınız ve diğer ilişkilerinizin pozitif bir halde devam etmesi için çok güzel ve anlamlı bir adımdır. Tabii sürekli kavga etmeyi, tartışmayı, gerilimi seçen ve bu yaşam tarzından hoşlanan bir insan değilseniz, bizi olumsuz etkileyen insanlarla kurduğumuz ve yönünü değiştirdiğimiz ilişki şekli aslında güçlü bir seçimdir. Bir ilişkiyi bir halden başka bir hale geçirmeyi seçmişizdir. Ama bazen bir durumun sizde yarattığı olumsuz duyguyu bitirmek öyle pek de kolay olmuyor. Mesela baskıcı bir yöneticiyle çalışma zorunluluğunda "Hadi ben gidiyorum, eyvallah, bu olumsuz durumu da bitiriyorum." demek öyle çok da kolay olmuyor. Bu çok kolay seçilemeyebiliyor. Ya da çalıştığınız işin sıkıcılığından, bunaltıcılığından her zaman için "Vazgeçtim, çalışmıyorum." deme lüksü olmuyor. Veya bir komşunuzun ya da aile üyenizin yarattığı olumsuz duygulardan "Hadi canım, başka bahara inşallah anlaşırız." diyerek kapıyı hafifçe çarpıp çıkmakla çözülemeyecek durumlar oluyor. O zaman, yani o anlar bunlara izin vermiyor. O süreç, o zaman dilimi bunlara izin vermiyor. O zaman içinde bulunduğumuz olumsuz duyguların etkisinden hangi seçimlerle çıkabiliriz? Ya da bu olumsuz duyguların bizim üzerimize çok fazla tahakküm kurmasına izin vermeyecek şekilde bu kişilerle nasıl ilişki kurabiliriz? Nasıl ki bir ilişkiyi bitirmek olumsuz duyguların etkisinden çıkmamıza yardımcı oluyorsa, benzer şekilde bedensel hareketiniz, fiziksel aktivitenizi değiştirmek, eylem odaklı değişiklikler de ruh halinizi büyük ölçüde değiştiriyor. Bir eylemimizi değiştirdiğimizde, onu başka bir eylem ile takas ettiğimizde, hislerimiz, düşüncelerimiz ve fiziksel sağlığımız üzerinde ani bir değişiklik sağlıyor. Bu aslında bir önceki yayında hani seçimlerle ilgili uzunca bir yayın yapmıştım. Bu da onun devamı niteliğinde. Anlattığım, orada da anlattım ya, kendi kontrol alanının içinde seçim yapma noktasını daha anlaşılır kılıyor. O zaman biz şu soruyu soralım. Hangi davranış biçimini seçersem olumsuz duyguların etkisinden çıkarım, o kişinin benim üzerimde olumsuz duygu yaratmasını engelleyebilirim. Yayının başındaki örneklerden yola çıkalım. Çünkü onlar çok spesifik ve karşılaşılabilen şeyler. Baskıcı bir yöneticiyle kurduğunuz ilişkinin belirli kuralları vardır. İlk önce bunun farkında olun ve o yöneticidir, patrondur. O sizden, bir de baskıcıysa müthiş dayatmacıdır. Bir de kendi kuralları ve ilkeleri, değerlerinin çok iyi, ideal ve mükemmel bir dünya yarattığına, yaratacağına ya da mükemmel bir iş sistemi getireceğine inanıyorsa, ne kadar özgürlüğü savunursa savunsun, o son noktada baskıcı bir yöneticidir. Çünkü kendi bildiği doğrunun asla şaşmayacağını düşünüyor. Bu ideallerle yaşam içerisindeki günlük pratikler ve amaçları karıştıran kişilerdir bunlar.
Ve onun tek amacı sizden sürekli almaktır. Yani kendi istediği ideal hedefe, ideal iş potansiyeline, ideal yöneticiliğe ya da yapıya, kuruma ulaşmak için kafasında aslında böyle birazcık da körüm göz bir hayal kurmuştur. Körüm göz diye bir deyim var mı bilmiyorum. Ben de söylemiş olabilirim. Ve o bir tablodur, onun zihninde asılıdır. Ressam o tabloyu yapmıştır, yağlı boyası da kurumuştur. Boya da kalmamıştır bu artık. O sadece o tabloyu görür, hayal eder. Ne evlerin, o tablodaki evlerin mevsim geçişlerinde bacalarından duman tüter, ne de yazın güneş çıkar o tabloda. Bir tablo vardır. İşte o onun kafasındaki iş hayalidir. Ve o sadece onu gerçekleştirmeye odaklıdır. Onun dışındaki pencereleri açılamaz. Çünkü zihin o kadar yani, o kadarını tasarlayabilmiş. Esneyebilmeyi, hedefleri katkı sunarak, katkı alarak gerçekleştirebilmeyi de bilmiyor. Bu anlamda ona bir parça da olsa öfkenizi yenip acıyabilirsiniz. Bu yüzden o sizden sürekli olarak almayı ve onun istediklerini yaptırmayı talep eder. Yani o isteyecek, siz yapacaksınız. Başka bir yolu yok. Ya da sürekli kendi kurallarına uygun bir iş işleyişi ister. Hani sapmalara, farklı özgün tarzlara onun yoktur yani, böyle bir mantığı, böyle bir açıklığı, kabul edilebilirliği yoktur. O halde burada yapabileceğiniz en güzel seçim, sizden almak için baskı kuran ve hep daha çoğun talep eden yöneticiye sadece olması gereken kadarını yapıp üretkenliğinizi, fikir birliği ya da özgün bir tarz yaratma isteğinizi geri çekmektir. Bir anlamda katkı sunma fikrinden uzaklaşmak ve onun aklının yettiği kadarını yapmak gerilimi sizden uzaklaştırır. Çünkü siz bir yenilikle gittikçe o sizi ezecek. Çünkü onu anlattım ya, kafasında bir tablo var. Yani o tablonun dışında bir şey görmek istemiyor. O sadece o tablonun içinde olmak istiyor. O kendi tablosu bile yoksul, mevsimlere göre değişmiyor. Bu anlamda vericiliğinizi koruma şansı yakalarsınız. Yani çünkü sizin o güzel, parlak fikirleriniz, idealleriniz böyle bir insanın otoritesinde ve yöneticiliğinde ezilemeyecek kadar değerli ve güzeldir. Şayet verici ve kariyer hedefleri olan bir insansanız, verici bir, yani verici derken burada katkı sunmayı, pozitif yönde bir gelişim ve hareket yaratmayı, motivasyon yaratmayı seviyorsanız ve bu yönde de kariyer hedefleriniz varsa, bu tarz bir yöneticiyle karşılaştığınızda size yönelik baskısı sizi daha çok ateşler ilk başta. Ve daha çok kendinizi gösterme, daha çok anlatma, daha çok uzlaşma eğiliminin içerisine girersiniz. Ve aslında bu yönleriniz de genişir. Artık ondan sonra o kadar uzun süre yani anlatmaya ve ikna etmeye odaklanmışsınızdır ki bir süre sonra iki kere üç kere de ikna olan insanlar size böyle hani Şam'da kayısı gibi gelirler. Aslında belirli ölçüde bu iyi bir etki yaratabilir. Ama bir yerden sonra sizi tüketmeye başlayacaktır. Yani o kadar çok anlatmak, o kadar çok tekrar etmek, o kadar çok açıklama yapmak zorunda kalırsınız ki bu heveslerinizi, isteklerinizi, beklentilerinizi geri çekmenize ve vazgeçmenize neden olur. Kısa vadede kendinizi olumsuz duyguların etkisinden çıkarmak için böyle bir insanla sadece onun istediği gibi bir çalışan olmayı kabul etmeniz gerekir. Hani orada orası o kadardır sizin için. Aslında bunu kabul etmeniz gerekir. Yani onların sizden alabilecek potansiyeli ve onların sizden alabilecek bir vizyonu yok. Hani yenilikçiliğinizi, o inovasyon kısmınızı görebilecek bir halleri yok. İlk önce bunu kabul edip orada sıradan bir çalışan olmayı bu anlamda kabul etmek. Aslında bir anlamda bu sizden onları kendi kaderine de bırakmaktır. Sizin hayalleriniz için bunu yapabilmek çok önemlidir. Çünkü bu kadar kapalı ve baskıcı bir yapı sizi tüketir. Yani biraz önce anlattım bunları. Uzun vadede ise kendi potansiyelinizi, hedeflerinizi gerçekleştirebileceğiniz yönlere doğru ilerlemeyi seçmek anlamlıdır.
Bu ise belki de kendi potansiyelinizi güçlü, sağlam bir şekilde ortaya çıkarabilmenize yardımcı olacak olan eğitimler ve öğrenme süreçlerine yönelik seçimler yapmanıza da yardımcı olur. Temelde şunu kabul etmek sizin için yapıcıdır. Bazı insanlar baskıcıdır, olumsuzdur, anlayışsızdır, sevgisizdir, hoşgörüsüzdür, dediğim dediktir ve siz ne yaparsanız yapın, onlar sizi kırmaya programlı gibidir. İlk önce karşınızdaki insanın yapısını bu anlamda tanımalısınız. Ve bu anlamda bunu bilip kabul ettiğinizde zaten üzerinizdeki olumsuz duyguların etkisi böyle bir anlamda çok rahatlayacak ve hafifleyecektir. Peki, ikinci örneğimiz ise işin yarattığı olumsuz duygulardı. Bu hani hiç çalışmayı sevmediğiniz ya da seçmediğiniz zorunlu olarak çalıştığınız bir iş hayatı için ne kadar geçerli olur bilmiyorum ama yani ben burada temelde şunu koyuyorum. Hani yaptığınız iş aslında yapmak istediğiniz iştir. Ama işin içerisindeki bazı dönemler ya da tutumlar sizde olumsuz duyguları tetikleyebilir ve yaratabilir ve hatta öyle bir noktaya gelebilir ki siz o işi hiç yapmak istemiyormuşsunuz ve sanki o sizin seçiminiz değilmiş de mecburiyetten seçmişsiniz gibi böyle bir reddetme ve yok etme sürecine de girebilirsiniz. İşinizle ilgili yani olumsuz duygulara kapıldığınızda aşikar olan şey sizin motivasyonunuzu düşüreceğidir. O zaman işinizde sizde olumsuz bir duygu durumu yaratıyorsa yapma biçiminiz ve şeklinizde bir değişiklik yapabilirsiniz. Bu bazen çalışma masanızı değiştirmek, bazen çalıştığınız yeri değiştirmek, bazen de çalışma saatlerinizi değiştirmek olabilir. Çalışmak aslında çok sıkıcı ya da rahatsız edici bir şey değildir aslında. Yani bu şekilde düşünmeyiz onu. Ama İşinizi ya çok tembel birisi değilseniz hani bütün gün sağıma yattım soluma yattım modunda yaşamak istemiyorsanız çalışmak her zaman için bizim enerjimizi fitilini ateşleyen ve canlı tutan bir şeydir. Ama işinizi ne kadar severseniz sevin bazen bunaltıcı olduğunu hissedebilirsiniz. Onun sizin üzerinizde olumsuz duygular yarattığını hissedebilirsiniz. Burada size küçük bir bakış açısı sunmaya çalışayım. Aslında işten bunaldığınız zaman belirli bir saat dilimi ya da süresidir. Ya da aşamadığınız, yapamadığınız bir şey olduğu zaman ya da buna inandığınızda, aşamayacağınızı düşündüğünüzde bundan bunalırsınız. Stres seviyesi ve başarı kaygısı yüksek olan insanlar bir işi yaparken ilk zamanlarında bunaldıklarını hisseder. Yani ilk işe oturduklarında çok bunaltıcı ve isteksiz hissedebilirler. Uzun süre çalışmaktan sıkılıp sık sık böyle meraklanıp araya küçük aktiviteler, dedikodular almaya çalışan hani sosyalleşmeyi seven ve sosyal ortamlarda çalışmayı seven insanlar ise uzun çalışma saatlerinde olumsuz duygular hissetmeye başlarlar ve bunaldıklarını hissederler. O halde ilk önce ne zaman bunaldığınızı, hangi zaman aralığının sizi bunalttığının farkında olun. Ve orada aslında hani eksik kalan ne? Siz hangi duygu ya da hangi alışkanlık, hangi karakter özelliğiniz, yapınız sizin bunalmanıza neden oluyor? Bunun farkında olun ve o zamanı yönetmeyi deneyin. Orada anlık bir karar alarak yapabilirsiniz bunu. Bu bazıları için tak diye küçük bir mola vermektir 5 dakikalık. Bazıları için işe başlarken böyle birazcık oyalanmak, işleri ağırdan almak. Bazıları için de baştan çok sıkı çalışıp sonuna doğru gevşemek olabilir. Burada yapacağınız seçim tamamen sizin yapınızla ilgilidir. Yani o yapıyı tanıyıp fark ettikten sonra o anda oluşan o duygunun altında da sizin hangi kişilik ya da karakter özelliğiniz olduğunu bildiğinizde onu klik diye değiştirebilecek çok basit bir şeyle o anda bir rahatlama sağlayabilirsiniz. Peki, sürdürmek zorunda olduğumuz ilişkilerin yarattığı olumsuz duygulardan çıkmak için hangi seçimleri yapmamız bize yardımcı olur? Bu da örneklerden biriydi ya, hani başka bahara gülüm diyemediğimiz ilişkiler.
Böyle bir ilişki içerisindeyseniz bir insanın yaptığı davranış, konuşma tarzı, üslubu sizde öfke, kırgınlık gibi duygular uyandırıyorsa ve ona o sırada verdiğiniz tepki sizi agresifleştirecek, ilişkiyi daha çekilmez hale getirecekse iletişime geçmemeniz gerekir. Yani iletişime geçmemek şöyle diyeyim. Etkin iletişim. Şimdi iletişimi ikiye ayırın zihninize. Bunun bir pasif kısmı var. Bir de aktif olan kısmı var. Aktif olan kısmında anlattığımız, söylediğimiz kısım. Pasif kısımsa dinlediğimiz kısım. Bu tür bir ilişkide o hani sizde bir öfke uyandırıyorsa mümkün olduğu kadar pasif olan kısımda kalmanız ve dinleyici konumunda olmanız sizin için koruyucu bir davranıştır. Bu ilişkinin daha çetrefilli hale gelmesine engel olur. Böyle bir ilişkide yapacağınız en güzel şey sizde yarattığı olumsuz duygusun etkisinde olmamak için fiziksel bir aktiviteye geçmektir. Bazen hani kıpırdayamıyorsanız, karşısında oturmak zorundaysanız içinizden sayı sayabilirsiniz. Diyelim ki hani hiç hareket edebilecek kapasitede değilsiniz o sırada. Ya birazcık öğrenciliğinizi hatırlayın. O çok sıkıcı konuları anlatan öğretmenler varken siz o derslere nasıl dayandınız? Nasıl onlarla çatışmadan, kavga etmeden, o dersten kalmadan geçmeyi başardınız? Orada hangi taktikleri uygulamıştınız? İşte onlar aslında yaptığınız seçimler, o olumsuz, yani bunlar bilmediğimiz şeyler değil, bildiğimiz şeyler ama sanki yetişkinlikte artık hani o tür yaramazlıklar yapmamak gerekiyormuş hissine girdiğimizde bunları yapmaktan uzaklaşıyoruz. İnançlı birisiyseniz karşınızda birisi konuşurken ve yani ibadet etmeyi seviyorsanız bu tür bir duygu oluştuğunda çok daha kolaydır işiniz. Dua okursunuz, belli yani dua okumak ya da bu işte Allah'a sığınmak ya da kafanızdan o sırada Allah'la ilgili bir şeyleri geçirmek sizin için koruyucu bir etki yaratır. Bunun dışında sayı sayabilirsiniz, nefeslerinizi sayabilirsiniz. Çok sıkan birisi olduğunda her nefes verişinizin sonunda bir diyebilirsiniz. Önemli olan pasif kalabilmeniz. Bu ama aktiviteye geldiğimizde de diyelim ki geldi, konuştu, 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 gitti. Yine bir sürü beylik cümlelerle ya da yine bir sürü şikayetlerle ya da sizin hiç ilginizi olmayan bir sürü düşünceyle kafanızı doldurdu. Ve bu insan aslında sizin sevdiğiniz birisi de olabilir. Yani düşmanınız olmak zorunda değil ama hani vardır böyle insanlar ya. O zaman bu ilişkide yapacağınız en güzel şey sizde yani oradaki fiziksel aktivite, kısa bir yürüyüş molası vermek. Bu bir seçim. Yani o duygunun içinde kalmamak için yaptığınız bir seçim. 10 dakikalık bir egzersiz yapmak ya da bir müzik açıp onunla dans etmek. Belki birazcık ev işine yönelmek, evi derleyip toplamak. Hatta böyle spiritüel uğraşları ve ritüelleri olan birisiyseniz işte evinizi ada çayıyla tütsülemek. Hani bunlar çok var, internette bulabilirsiniz. Bu tür aktiviteler ya da İşte girip bir duş almak, yine orada bir ritüel olarak kullanılabilecek olan işte tuzlu su dökmek ya da yani hani bunları yaptığınızda bunların hepsi birer o duygunun içerisinden çıkmak için yapmış olduğunuz seçimler, size hangisi yakın geliyorsa, hangisi daha iyi hissettiriyorsa biraz da tabii yine yapı burada önemli. Hani ben hareket etmeden enerjimi atamam, tazeleyemem diyen birisiyseniz o zaman dans edin, dışarı çıkın, yürüyün ya da işte ben oh çok yoruldum biraz dinlenerek kendime gelebilirim diyorsanız işte meditasyon yapın, evinizi tütsüleyin, başka bir şey yapın, neyse size uyan. Tabii ki uzun vadede bu ilişkinin içinden çıkmaya yönelik seçimler yapmak ve bu seçimleri güçlendirmek esas gerçekçi olan. Tüm bu saydıklarım anlık olarak sizdeki olumsuz duygu durumunu ya da zedelenmesini hafifletir. Ama bunun dışında bir gerçek var ki bu tür durumları yaratan insanlardan biri gitse diğeri gelir. Seçim yapma gücümüzün artması aynı zamanda farklı kültürel, eğitimsel yapıdaki insanların da yaşam içinde daha çok karşılaşması ve daha çok bir araya gelmesine neden oldu. Yani eskiden hani bir insan tek bir şey olurken tek bir şey olan şeyler diğer olan o kişilerle bir aradaydı. Ama şimdi
Hani şöyle diyelim, yani birisi öğretmense öğretmenlerle görüşüyordu sadece. Ama şimdi öğretmense ve işte bir taraftan da koro çalışmasına katılabileceğini keşfettiyse ve gidiyorsa oradakilerle de karşılaşıyor. Tabii öğretmenlik ve oradaki koro çalışmasındaki kültürler çok farklı olabiliyor. O yüzden bunlar bir anlamda hani sabır ve sakinlik ve anlayış, hoşgörü konusunda bizim kendimizi geliştirmemiz gerektiğini de gösteriyor. Yani seçimlerin sadece bir skala olarak genişlemesi ve onu seçtim, bunu seçtim pazardan elma armut almaya benzemiyor. Onda bile aldığınız elmayı hazmedemiyorsanız ya da armutun tadını beğenmiyorsanız armut almanın bir anlamı yok. O anlamda o zaman daha çok şey yapmak istiyorsanız daha hoşgörülü ve esnek olmaya, daha geniş bir bakış açısına sahip olmaya ihtiyacınız var. Bu anlamda da bu anlık çözümler dışında kalıcı olarak iradenizi, sabrınızı, hoşgörünüzü güçlendirecek bir yapıya doğru geçmeniz daha kalıcı bir etki yaratır. Buna kendinizde olumlu etki yaratacak bir alışkanlık edinmeniz, yani biraz önce saydıklarımdan birisi olabilir. Ama burada yine hani bana sorarsanız bunun için en iyi tekniklerden birisi spor, yürüyüş, meditasyon ve nefestir. Hatta mümkünse hepsini bir kullanmanızdır. Son dönem psikoterapi çalışmaları bu tür olumlu yaşam alışkanlıklarının olumlu bağımlılıklara dönüşmesi gerektiğini vurguluyor. Şimdi bağımlılık deyince korkuyoruz ve ben aslında bu konuya böyle üstüne basmayı çok seviyorum. Ve ekliyorlar. Yani bunu artık hani olmazsa olmaz. Yani suya bağımlıyız. Su içmeden yaşayamayız. O zaman kendinizi psikoterapistlerin yani son bu yeni modern diyelim ki çağdaş ya da çağımızdaki dünya düzeninde söylediği şeyler hani ruh sağlığınızı koruyabilmek için olumlu bağımlılıklarınız olması gerekiyor. Şey, yürüyüş bir bağımlılığınız olmalı. Meditasyon bir bağımlılığınız olmalı. Nefes bir bağımlılığınız olmalı. Bunu söylüyorlar. Ama diyorlar ki olumlu bazı bağımlılıklar yaratmak oldukça zor ve üst seviyede insani bir hedeftir. Yani her zaman herkes tarafından gerçekleştirilemeyeceğini vurguluyorlar bunun. Bu tür bir durumu bağımlılık haline getirmek mükemmele ulaşmak gibi, hani birazcık böyle nirvanayı yakalamak gibi. Ama yine de bir kişi olumlu bağımlılık yaratmadan sadece alışkanlık düzeyinde kalarak da bu tür olumlu alışkanlıklarla sağlıklı bir yaşam sürdürebileceğini söylüyorlar. Bu tür bir olumlu alışkanlığın günlük rutininizin içinde olması son derece rahatlatıcı. Özellikle manevi içeriği yüksek alışkanlıklar sizi daha dirayetli ve sakin tutmaya yardımcı olur. Düzenli spor egzersizi de bunlardan birisi. Belki bir enstrüman çalmak, resim yapmak gibi aktivitelerde bu etkiyi sağlar. Önemli olan yaptığınız şeyin içe dönük ve öze uzanan bir etkisinin olmasıdır. İlk başlarda güzel sonuçlar alınsa da böyle bir sonucun daimi, yani yaptınız rahatladınız, güzelmiş deyip sonra bir gün yapıp bir gün yapmadığınızda hani bu ne alışkanlık oluyor, bırakın bağımlılığı, alışkanlık bile olmuyor. Böyle bir sonucun da daimi bir hal içinde, yani size o iyilik ve güzellik halinin sürekli olabilmesi için onu hayatınızda yer etmesi gerekiyor ve bu da zaman alan bir şey. Olumlu bir alışkanlığın hayatımızda yer etmesi için 12 ile 18 ay boyunca hayatımızda tutmamız ve aksatmadan yerine getirmemiz gerekiyor. Kendi hayatınızda bu tür bir olumlu alışkanlık geçirmek için ayıracağınız zamanın ve disiplinin sonunda elde edeceğiniz yapıcı girişimin, artacak olan sağlıklı, güçlü psikolojik yapının, artan özsaygının, artacak olan başarı duygusuna, bunlara odaklı kalabilirseniz motivasyonunuzu yüksek tutabilirsiniz ve onu alışkanlık haline getirebilirsiniz. Bazen böyle pozitif duyguların gelişmesi ve pozitif durumların, yaşantıların çoğaltılması için bir çiçek gibi böyle yeni, taze ve anlamlı bir şeyi büyütmek daha keyifli ve tatminkar bir yolculuktur. Yayının başında da söylediğim gibi esas olan aslında sizi üzen, inciten ve olumsuz duygu yaratan durumların dışında seçimler yaparak yaşayabilmektir. Bunun için de kendi benliğinizi ve seçim yapma gücünüzü yükseltecek yatırımlar anlamlıdır.
Yani bu alışkanlık haline getireceğiniz olumlu seçimleriniz çok önemli. Hiçbir olumsuz ilişki ya da durumu daimi olarak sürdürmek zorunda değilsiniz. O zaman her birimizin doğru zamanda doğru seçimleri yapmasını ve seçim yapma gücünün yükselmesini dileyerek bu yayını sonlandıralım. Her daim hatırlayın, yaşamda kutlanacak çok şey var ve hayat kutlama sanatıdır. Bir sonraki yayına kadar hoş ve sevgiyle kalın.